Vadide bir mola serimizin, video serimizin, röportaj serimizin 6.'sı için bugün Hacettepe Teknokent'teyiz. Utku Beylerin misafiri olduk. Aslında şu anda benim arkamda sizin ekibiniz de bulunuyor. Toplamda 7 kişilik bir ekibiniz var ve bir şirketiniz var. Birazdan Evet. o detaylara ve ayrıntılara gireceğiz. Sizi tanımaya yönelik sorularımız olacak. Sıcak bir Ankara gününde bu Evet. çekimi gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle sizi tanımak isterim Utku Bey. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Hoş geldiniz Muhsin Bey öncelikle. Ben bilgisayar mühendisiyim. Çankaya Üniversitesi mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca bir 3 yıllık Ar-Ge deneyimim oldu. Çeşitli TÜBİTAK projelerinde çalıştım. Bunlar ağırlıklı olarak tıbbi operasyon süreçlerinin simülasyonu ya da benzeri süreçlerinin daha iyi hale getirilmesi üzerineydi. Mezun olduktan sonra da çeşitli freelance çalışmalarım oldu. Yine kendi girişimimi yapmak üzerine çalışmalarım oldu. Daha sonrasında da 2020 yılında şirketimizi kurduk Hacettepe Teknokent bünyesinde ve burada faaliyete başladık. Tabii. Visetra şirketinizin ismi. Visetra ne iş yapar? Visetra hangi alanlarda faaliyet gösterir? Birazcık şirketinizin öyküsünü de anlatarak bize özetleyebilir misiniz? Tabii. Günümüzde girişimcilik ekosistemi Türkiye'de gitgide büyüyor ve çok daha yapısal olarak sağlam bir hale geliyor. Ancak biz biraz daha bu yeni nesil girişimcilikten öte daha geleneksel olarak tırnak içerisinde iş kurmak diyebileceğim şekilde sürece başladık. Visetra daha sonrasında ortaya çıkarttığımız bir markamız oldu ve üzerine yoğunlaştığımız işimiz oldu. Öncesinde farklı deneyimlerimiz vardı. Farklı sektörlerde de deneyimlerimiz oldu. Ağırlıklı olarak işte yazılım sektörünün dışında reklamı örnek verebilirim. Yani bir şeyleri sunmak ve göstermek üzerineydi. Daha sonrasında da 2020 yılında şirketimizi kurduğumuzda TÜBİTAK'tan da destek aldık. Bu ikinci Ar-Ge projemizde Visetra. Aslında bir sanal tur teknolojisiyle sürece başladık. Amacımız şuydu. Özellikle gitmeden, görmeden satın aldığımız ya da kiraladığımız hizmetleri bununla insanlara sunarsak özellikle bu satın alımlar sonrasında oluşan aksaklıkları çözebiliriz. Örneğin turizm sektörünü hedefledik. Çünkü hepimiz tatil satın alırken çoğumuz belki de yılda bir hafta tatil yapıyoruz. 5 gün, 2 haftaya da tatil yapıyoruz. Ancak bunu takdir edersiniz ki gitmeden kiralıyoruz ya da satın alıyoruz. Ve doğal olarak daha sonrasında bazı aksaklıklar da olabiliyor. Beklentilerimizle ürünün gerçekliği uyuşmazsa bazı sıkıntılar olabiliyor. Süreç böyle başladı. Daha sonra da bir değer önerisi olarak try before you buy değer önerisini kendimize seçtik. Daha da işi genişletebileceğimizi gördük. Ve daha sonrasında da arttırılmış gerçeklik ve 3D ile de başka alanlara hizmet verebileceğimizi gördük. Başta e-ticaret olmak üzere. Ve bunun üzerine bir web tabanlı bir yazılım geliştirdik. Biz sanal tur teknolojisini turizme hedeflerken turizmde sektörün de kendi yapısal durumlarından dolayı tam istediğimiz yere oturmayacağını anladık ve bir yatayda yer değiştirme yaparak sanayiye yönelik bir çözüm haline getirdik bunu. Ve bir boya hattı kuran bir firmayla anlaşma yaptık ve onlar şöyle çalışıyor. Başka sanayi firmalarına hatlar kuruyor, üretim hatları ve aslında portfolyoları bu kişilerin bir başka fabrikada. Ve bunu görselleştirirken de işte video gibi, fotoğraf gibi medyalar kullanıyorlar. Ancak yetersiz buluyorlardı bunu da. Ve dedik ki biz bunu sanal turla gösterebiliriz. Ardından çok olumlu tepkiler aldık. Çünkü bizim ana hedefimiz şuydu. Müşterimiz, örneğin buradan örnek vermek gerekirse, ağırlıklı olarak fuarlara gidip satış ve pazarlama süreçlerini yöneten bir müşterimiz vardı. Ve fuara gittiklerinde de özellikle yurt dışı fuarlarda kendi müşterilerinden şöyle talepler alıyorlardı. Tamam çok güzel biz sizinle çalışabiliriz ancak bir görmemiz lazım nasıl iş yaptığınızı. Ve oradan aldığımız geri bildirim şu oldu ilk yaptığımız işte. Yani çoğunlukla ya ilk planda gelmemize gerek kalmadı dedi müşterilerimiz diye bize aktardılar. Doğal olarak hedefimize ulaşmış olduk ve bu kanalla sanayiye doğru bir yatay bir yer değiştirme yaptık. Şu anda da arttırılmış gerçeklik ve dediğim gibi 3D teknolojisini kullanarak makine üreticilerini hedeflediğimiz, fuarlara giden makine üreticilerini hedeflediğimiz bir ürünümüz var. O makinaların simüle edilmesi ve arttırılmış gerçeklikle bulunduğumuz yere gerçek boyutlarında konulması üzerine. Anladım. Aslında sizin yaptığınız şey mekansal bir objeyi, nesneyi hiç oraya gitmeden tamamen uzaktan insanların deneyimleyebileceği şekilde bir ürün haline dönüştürmek. Evet.
Ve bunun bir uygulaması var herhalde. Evet. Bu tüm platformlarda çalışabilecek bir uygulama Tabii. şeklinde sunabiliyorsunuz diye anlıyorum. Şimdiki turizm bir sektörünüzdü. Şimdi ağırlıkla sanayiye kaydınız söylediniz. Orada ne tür ürünler ya da çözümler sundunuz? Hangi sanayinin hangi kollarında çalışıyorsunuz şu anda? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Bu tabii biraz da hani pivot yapmak çok da gündemde olan bir kavram. Girişimcilikte de şöyle bir sorun oluyor. Biz bir varsayımla ortaya çıkıyoruz. Fakat ne kadar ön görüşme yaparsak yapalım, ürünü çıkartmadan ve müşteriye sunmadan oradan gelecek yorum gerçek anlamda göremiyoruz. Çünkü bir MVP götürseniz bile karşıdan iyi, hoş, güzel gibi tepkiler alsanız da süreçte farklılaşmalar oluyor. Yani bizim isteğimiz dışında bir sanayiye kaymıştık. İlk bunu yaparken de genelde ürünü doğrudan satan değil de projelendirerek satan firmalarla iş yaptık. Ve bahsettiğiniz gibi bir alanı, bir mekanı portfolyosu olarak kullanan şirketlere sanal turu götürdük. Bu web tabanlı bir yazılımdı. Her siteye entegre edilebilen bir yazılımdı. Hala bu portfolyomuzda duran bir ürünümüz. Ancak sonrasında sanayiyle bu ilişkilerimiz geliştikçe şunu anladık ki ağırlıklı olarak birinci satış ve pazarlama kanalları fuarlar. Hatta belki yani biz kendi ekibimizde hep şunu söylemişizdir. Çok büyük cirolar yapan şirketleri buluyoruz. Mesela internet sitelerine giriyoruz. Çok da iyi bir internet sitesi görmüyoruz. Yani diyorduk ki yani bunlar neden bu kadar güçlü bir internet sitesine sahip değiller? Sürecin içerisine daha da dahil oldukça anladık ki internet bir satış pazarlama kanalları değil ve fuar üzerinden gidiyorlar. Ve biz de orada şunu gördük. Biz fuarda ürünlerini sunan firmalara yönelik bir çözüm haline getirebiliriz bu değer önerimizi. Ve gerçekten istediğimiz değeri de oluşturabiliriz. İstediğimiz kazancı da sağlayabiliriz burada diye gördük ve şu anda bu bir kalite kontrol makinesi olabilir. Üretim hattındaki bir makine olabilir. Üretim hattının tamamı olabilir. Bu makinaları gerçek çalışmalarını birebir simüle ediyoruz. 3D ortamda bunu gösteriyoruz ve interaktif oluyor. Siz kontrol edebiliyorsunuz bunu. Aynı zamanda işte çeşitli bilgi noktalarıyla daha interaktif ve daha iyi bir etkileşim de sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da arttırılmış gerçeklikle ürünleri yerleştirerek bu sefer ürünü gerçek boyutunda bulunduğunuz mekana koyup etrafına dönerek, yakınlaşarak, uzaklaşarak deneyimlemenizi sağlıyoruz. Hı hı. Ağırlıklı olarak dediğim gibi bir fuar çözümü şu an için bu. Mobil uygulama olarak bu çalışıyor, cross platform. Sadece fuarlarda da değil, uzakta olan müşterilerine de bizim müşterilerimizin gönderebildiği bir çözüm oluyor. Yani sadece fuara da bağımlı kalmamış oluyorlar. Anlıyorum. Yani mesela bir matbaa makinesini düşünelim. Hı hı. Matbaa makinesini 3D bu yani 3 boyutlu olarak modelleyip bunu hatta interaktif bir şekilde kullanılabilecek şekilde çevrim içi bir ortamda müşteriyle satıcıyı buluşturabilecek bir yazılımdan bahsediyoruz. Evet, hatta çevrim içi olabildiği gibi çevrim dışı da çalışabilmesini sağlıyoruz offline olarak. Çünkü mesela bu da taleplerden bir tanesiydi. Yani girişimcilik sürecinde demin de dediğim gibi bunları da biraz o etkileşime girmeden öğrenemiyorsunuz. Örneğin o riski almak istemiyorlar. Fuar alanında internetle ilgili anlık bir sorun yaşayabilirler. Offline çalışması da bir gereksinimdi. Hem çevrim içi hem çevrim dışı çalışabilen bir ürün. Ürün, çok güzel. Şimdi şu anda Hacettepe Teknokent'in içerisindeyiz. Siz burada Kuluçka'dasınız. O yüzden esnek bir ofis çalışma düzeniniz var. Şimdi böyle keyifli bir ortamda sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Şunu sormak istiyorum. Tekvade Ankara'dan daha önce bahsetmiştim zaten size. Bu bölgede 3 büyük üniversite var. Hacettepe, ODTÜ, Bilkent. Ve bu üniversitelerin içerisinde yer alan teknoloji üreten daha yoğun teknoloji kullanan şirketlerin bulunduğu bir yerde bulunuyorsunuz. Bu bölgede olmanın avantajı şirketinizin açısından düşündüğünüzde nedir? Size ne gibi artıları var? En büyük katkısı bir kültürü yaratması. Yani bir teknoloji geliştirme kültürünü yaratması. Çünkü burada dışarıya çıktığınızda, bir kahve içmeye çıktığınızda bile etrafınızda da sizin gibi teknoloji üreten insanlar oluyor. Ve onlarla etkileşim kuruyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Bambaşka bir sektörde olabiliyor. Ya da sizle aynı teknolojiyi bambaşka bir alanda kullanıyor olabiliyor. Teknik anlamda kesinlikle bir şeyler katabiliyorsunuz kendinize. Vizyon açısından bir şeyler katabiliyorsunuz. Hiç görmediğiniz bir yerden
çok teknik olarak hakim olduğunuz bir şey bambaşka bir açıyı size gösterebiliyor. Bence en büyük artısı hani yasal olarak getirdiklerinin yanı sıra bir teknoloji geliştirme kültürünü sağlaması. Bir de şunu da eklemem lazım. Başta tabii Miray Hanım olmak üzere bütün Hacettepe Teknokent'in ekibine de teşekkür etmem gerekir. Çünkü çok fazla etkinlik düzenliyorlar. Bunun içerisinde melek yatırımcıların olduğu ya da venture capital şirketlerin olduğu kişiler, onların temsilcileri de geliyor. Onlarla bazen doğrudan burada fiziksel olarak, genelde uzaktan bir sürü etkinlik düzenleniyor. Onlarla da bir etkileşime geçmemizi sağlıyorlar. Bu takdir edersiniz ki hani tek başınıza yapmanızın da zor olacağı bir şey. Yani en büyük artısı olarak birincisi bu etkinlikler ve bu ağın değerinden. İkincisi de teknoloji geliştirme kültüründen bahsedebilirim. Çok güzel. Biraz ekibinizden bahsedecek olursak, ben zaten 7 kişi olduğunu buraya geldiğimde öğrendim. Bu yaptığınız çalışmaların arkasında nasıl bir ekip var? Nasıl bir çalışma şekliniz var? Şöyle, 7 kişilik bir ekibiz. Ekibimizin bir üyesi tabii satış ve pazarlama tarafında çalışıyor. Şunu söyleyebilirim, bütün çalışma arkadaşlarımın ortak özelliği çok yönlü olmaları. Yani salt bir şekilde tek bir işi yapan birisi yok desem yalan olmaz yani. Herkes çok esnek ve birden fazla işi yapmaya yatkın. Ağırlıklı olarak tabii uzaktan çalışmaya geçtik. Özellikle hani pandemiden de o süreçte kurulduğumuz için ve fiziksel de bir araya gelmemiz de mümkün değildi o dönemde. Bu bir kültüre de yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla dönüşüyor. Ve biz de ağırlıklı olarak uzaktan çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim, 7 kişilik ekibimizin ciddi bir çoğunluğu yazılımcı değil. Çünkü bizim ürünümüzün de ana özelliği aslında çok yönlü, daha doğrusu interdisiplineri denilen bir kavram var ya, interdisiplineri bir işin sonucu olması. Yani yazılım yapan kişinin 3D'den anlaması gerekiyor. Ya da işte 3D'yi yapan kişinin kullandığımız yazılımlarda ya da yazılım geliştirirken kullandığımız araçlarda entegrasyonu sağlayabilmesi gerekiyor. Şunu diyebilirim, 3 tane daha yazılım odaklı kişi var. Bir tane iş analistimiz var. Bir tane 3D üzerine çalışan bir arkadaşımız var. 3D artistimiz var. Bir tane satış pazarlama üzerine çalışan bir arkadaşımız var. Bir ortağım Mertcan Böyükbaş ve ben varım. Ben bilgisayar mühendisiyim. Mertcan Böyükbaş iletişim çıkışlı ama o yatayda çok yönlü bir insan. Hani işin yazılım sürecinden post prodüksiyonuna. Çünkü hani gerçekçi göstermek gibi de bir kaygımız var üründe. İşin sanat boyutu da var diyebiliriz herhalde. Bu birebir bir objenin aslında tamamen replikası, aynı özelliklerini yazılımla bir görselde gösterme şekli değil mi? Bu hani işin tasarımsal bir boyutu da var sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle sanatın kendi doğasının ötesinde bir de teknik yeterliliğiniz olması gerekiyor. Oradan çok besleniyoruz. Örneğin biz 3D Weaver'ımızda ürünü çok gerçekçi bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Arttırılmış gerçeklik de öyle ama 3D Weaver'ın şöyle bir farkı var. Aslında tıpkı burada kurduğumuz gibi bir kamera setup'ı, bir ışık setup'ı kurmanız gerekiyor. Doğrudan sinematografiyle aslında alakalı bir yer. Yine post prodüksiyonla çok alakalı bir taraf var. Çünkü post processing dediğimiz bir alan var. Yine bu renklerini olsun, işte gerçekçiliğini olsun, işin o tarafındaki işlemlerle yapıyoruz. Yani tam anlamıyla interdisiplineri bir iş diyebilirim yani. Evet, yani disiplinler arası bir yerde. Teknik çizim var, hem tasarım var, hem video kamerayla bunun gerçek anlık görüntülerin alınması var gibi gibi birçok aşamayı içeren bir ürün. Benim merak ettiğim bir konu var. Şimdi siz bu ürünü geliştirdikten sonra tabii bir sektör için başlamıştınız. Bu turizmle başladınız. Evet. Bundan sonraki süreçte bu sizin şirket olarak stratejinizi değiştirecek bir şey mi? Yani her sektörlere ürün üretebilecek noktada mısınız? Yoksa her alanda bir şeyler öğrenip o bilgiyle başka bir noktaya mı kayma gibi bir fikriniz var? Nasıl bir yönelimdesiniz? Aslında şöyle Muhsin Bey, şimdi işin en başında olduğunuz zaman çok net bir biçimde ben bunu yapacağım demek de bazen yanlış oluyor. Yani evet, kesinlikle bir iş sürdürmeliyiz ve belli bir boyuta kadar onun arkasında durmalıyız. Ama bazen de olabilecek fırsatları, ortaya çıkabilecek fırsatları ya da potansiyel sorunları da erken görmek gibi bir zorunluluğumuz olabiliyor. Yani biraz esneklikte de bunda daha iyi olduğunu düşünüyorum işin başında. Biz bir çerçeve çizdik kendimize.
Bu çerçeveyi çizerken de şunu söyledik. Başta da söylediğim gibi bir alışveriş süreci varsa ve orada müşterinin ürünü ya da hizmeti satın almadan önce deneyememesinden kaynaklı bir sorun varsa biz bunu kendi araçlarımızla çözmeye çalışabiliriz. Hani bu çerçevede ise o alanda faaliyet gösterebiliriz. Kendimizi kısıtladığımız yer burası. Fakat şu anda daha B2B dediğimiz anlamda bir iş modelimiz var ve öyle çözümler üretiyoruz. En büyük isteğimiz de şu anda Ar-Ge'sini yaptığımız ürün son kullanıcıya yönelik bir mobil uygulama. Ümit ediyorum 2023 yılı içerisinde de pazara sunmuş olacağız. Biraz daha işte teknik terimle B2B2C diyebiliriz, B2C diyebiliriz. Oraya doğru geçmek istiyoruz. Çünkü son kullanıcı tüketimine bunu sunmanın değerinin daha yüksek olacağına da inanıyoruz. Yani bu bir App Store'dan herhangi bir platformun uygulama mağazasından indirebileceğimiz bir şey hale gelmesi aynen öyle öngörülüyor. Orada da zaten herhalde yapılacakların sınırı tamamen onu kullanan kişinin şeyle alakalı. Kesinlikle öyle. Yani şu anda da biz müşterilerimize bu sanayi tarafında sağladığımız fuar, biz Visetra Exhibition diyoruz. Kısaca da bir kod adı gibi oldu şu an için. Bu ürünü de yine uygulama marketlerinden sağlıyoruz ama bu tabii müşterilerimize yönelik bir ürün. Bizim istediğimiz ise daha son kullanıcıya yönelik daha hub bir ürün yaratmak ve biraz da o satın alma işleminden bir önceki durak haline bunu getirebilmek ve mümkünse de bunu uluslararası alanda bunu yapmak, sadece Türkiye'yle de kısıtlı kalmamak. Ama dediğim gibi ya bazen işte esnek olmanız gerekebiliyor. Biz o Ar-Ge'yi yaparken sonuçta yani bu kaynağı işte TÜBİTAK'tan destek alabiliyorsunuz, öz kaynak koyabiliyorsunuz. Bunu sağlasanız da sadece Ar-Ge'yi yapacağız diyerek devam edemiyorsunuz. Farklı ürünler çıkartmaya da açık olmak gerekiyor. Olabildiğince çevik bir şekilde. Ama dediğiniz gibi gitmek istediğimiz son durak kesinlikle bunun tek bir uygulama üzerinden bulut tabanlı olarak sağlamak. Peki bu şey anlamında mesela büyük objelerde bir arabada falan kullanılabilecek bir teknoloji mi? Yani hani bir arabayı ben satın almadan önce gerçekten ayrıntılarını görüp bakıp onları daha öncesinde görsel deneyimleme imkanım olabilir mi bunda? Kesinlikle olabilir. Böyle bir çalışmamız da olmuştu yakın zamanda. Araç internet üzerinden satılacaktı. Tabii şu anda bu bir release edilmiş bir şey olmadı. Ancak bu tarz girişimler de olabiliyor. Araç çok küçük bir araç ve internet üzerinden satılabilsin. Burada da çok işlevsel bir çözüme dönüşebiliyor. Belki yalnızca AR'la objeyi koymak değil, işte sanal turdan kullandığımız bazı tekniklerle bir araya getirerek ya da şu yapılabilir. Yani kendi araba konsolunuzda bile bir obje tanıma sistemiyle yani kendi arabanıza binip o arabayı tanıtıp onun yerine diğerinin konsolunu koymak gibi bir şey de olabilir. Yani çeşitli çözümler bulunabilir ama obje boyutundan bağımsız ev bile olabilir. Yani bu bir hazır konstrüksiyon, bir konutu bile boş araziye koyup içinde gezebilirsiniz. Yani bu şeyden bağımsız tamamen o yapılmak istenen ürünle alakalı bir şey ama bunların hepsinin imkanı olabiliyor. Tabii. Ve bunu arttırılmış gerçeklikle insanlar deneyimleyebiliyor ve satın almadan önceki yaşayabileceği sorunları burada bertaraf edebiliyor. Herhalde ürününüzün en öne çıkan özelliği nedir diye sorsam onlardan bir tanesi bu olsa gerek. Kesinlikle, çünkü şöyle mesela birkaç da veri de paylaşmak isterim. Son kullanıcı tarafında özellikle örnek veriyorum, bir internetten bir ürün aldınız. Ürün beklediğiniz gibi çıkmadı ve iade ettiniz. Varsayalım ki iade sürecinde de hiçbir sorun yaşamadan bu iadeyi aldığınız kurum kabul etti. Ama şöyle bir veri var mesela. İadeyle sonlanan bir alışveriş deneyimi yaşadığınız bir yerden ikinci bir alışverişi yapmak ister misiniz? Son kullanıcıların %72'si bir daha alışveriş yapmak konusunda çekincelerim olur, mümkünse yapmak istemem diyor. Halbuki hiçbir sorun yok burada. Aldınız, beklediğiniz gibi çıkmadı ki bu olabilir. İade ettiniz, karşı tarafta bunu kabul etti. Baktığımızda çok büyük bir sorun yok ama kullanıcının tarafından bakarsak da onda farklı bir algı yarattığını bunu görebiliyoruz. Ya da satın alma kararını bu süreç uzayabiliyor. Emin olamayabiliriz alırken, acaba böyle mi olacak? Ya da bir işte mobil ya da benim evimde nasıl duracak? Benim kendi eşyalarımla uyumlu olacak mı gibi süreçlerden dolayı
bu satın alma kararını veremeyebiliyor son kullanıcı. Bu süreci hızlandırmak üzerine, satın alma kararını daha çabuk verdirme üzerine ve sonrasında oluşabilecek uyuşmazlıkları, çatışmaları da olabildiğince en aşağıya indirmek üzerine. Siz anlatırken düşünüyorum bir taraftan da aslında çok zor bir çalışma. Hı-hı. Ben de kendim de fotoğrafla uğraşan bir insan olarak bir şeyin rengini hem her cihaza doğru düzgün kalibre edebilmek de bir mesele. Kesinlikle. Onları o ortamda bir ışığın altında koyup onu insanların deneyimlemesine şey yapmak da bir mesele. İlk anlattığınızda şey gibi geliyor böyle hani güzel bir çözüm sunulmuş gibi geliyor ama arka planında hem disiplinler arası dediğiniz gibi bir geçişin gerekliliği hem de birçok parametrenin düzgünce düşünülüp hesaplanması gerekliliği ortaya çıkıyor. O açılardan bana çok ilginç geldi. Utku Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiniz. Tek Vadi ekibi olarak bizi buraya davet ettiniz. Çok sıcak bir Ankara günündeyiz. Geldiğimden beri onu anlatıyorum. Oturduğumuz yer burası sıcak. Yani Ankara'nın alışık olmadığı bir sıcaklık bu. Evet. Ama sohbette bir o kadar sıcak oldu teşekkür bence. Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz burada yeniden ofisinizi açınca da tekrar yerleşik düzene geçince de ziyaret etmek isteriz. Umarım yine bekleriz. Ben teklifiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok sağ olun.